Hocam, şimdi bize gelen sorulardan derledim ve başlık başlık çıkardım. Milletimizin tıkık olduğu 3 tane konu başlığı var hocam. Milletimizden, yani soru soranların ortak olarak tıkık. Evet, bize soru soran insanların yoğun olarak tıkık olduğu mevzular 3. Birincisi boğazlar meselesi hocam. Herkes takmış yeme durumuna. Yani onu mu yiyeyim, yani bunu mu yiyeyim, ne yapayım, işte şu mudur, bu mudur, böyle inanılmaz bir yemekle ilgili kaos var. Evet. Yani bununla ilgili tabii söyleyecek çok şey var. Çok göreceli. Herkese göre de değişiyor. Ama herkes böyle bir tane bir şey istiyor. Bir tane reçete istiyor yemek muhabbetiyle ilgili ve çok da taşlanıyoruz. Sizin söylediğiniz her şeyle ilgili, yemekle ilgili. Efendim sen diyetisyen misin? Aa, reçete veriyorsunuz hocam. İşte öyle değil. Bana ama kolesterol hastaların olacak diye. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yemekle ilgili tavsiye veririm. Çünkü ben yemek yiyorum. Dolayısıyla bir de fizyoloğum. Bunun üstüne hani o yemeklerle ilgili bir şeyler illaki gündemimize giriyor. Ama yani şöyle bir yani tuhaf bir durum var. Sağlık sadece ağzımızdan giren de olmuyor arkadaşlar. Yani ağzımızdan çıkan belki daha fazla etkili. Biraz böyle kendimizi makine olarak düşünmeye şartlandığımız için işte ne benzin koyarsan o kadar gidecek kafası var ya. Bu sorular biraz ondan geliyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok genel bir çerçeve olarak. Kimin sözüydü hatırlamıyorum. Güzel bir özü söz var. Sağlıkla ilgili çok kitap okuyan insanlar günün birinde bir dizgi hatasından ölebilir diye. Sağlıkla ilgili takıntılı bilgi almak bir hastalık. Yani bilgi aramak sürekli. Bir kere sağlık içsel barış dediğimiz bir şeydir. Mesela düşüncenizde, ruhsal dünyanızda, duygularınızda ya da bedeninizde bir barış hali olursa biz buna işte bedende sağlık, işte zihinde huzur falan diyoruz. Yani böyle bir sağlık hali sadece yemeyle, sadece işte belli hareketleri yani spor anlamında bir şeyler yapmakla falan olmuyor. Hayatın bütünüyle ilgili bir mesele. Uzun yaşayan insanların bazen beslenme alışkanlıkları işte tıp kitaplarında gördüğümüz gibi olmuyor. Yani saçma sapan şeyler yiyen, kötü alışkanlıklara sahip. Hani neredeyse subalkolik yani alkolik olmanın az altında alkol tüketen insanların çok uzun seneler yaşadıklarını ve gayet de sağlıklı yaşadıklarını da görebiliyoruz. Yani hiçbir şey zannettiğimiz gibi oldurmuyor da öldürmüyor da. Sistem öyle çalışmıyor. İnsan zihinsel bir varlık. Yeri gelmişken bunu söyleyeyim. Çok basit bir örnek veriyorum. İşte yediğiniz yemeğin masanıza kadar nereden geldiğini hepimiz çok merak ediyoruz. Yani işte organik mi yetişti, GDO'lu mu, güzel paketleniyor mu, işte efendim mikrobu var mı bilmem ne. Fakat kimse onu yutarkenki halini düşünmüyor. Çünkü esas bizim iktidar alanımız çiğnemeye başladıktan sonra başlıyor. Ve burada bir şeye dikkat çekiyorum sıklıkla. Yine dikkat çekeyim. Şu anda gözünüzü kapatıp vahşi bir hayvanın üzerinize doğru koşarak geldiğini hayal ederseniz, sadece hayal ederseniz adrenalin hormonunuz artar, kortizolünüz artar, kalbiniz hızlı çarpmaya başlar, deriniz terlemeye başlar. Yani düşünce doğrudan bedeninizi etkiler. Bedeninizin kimyasını değiştirir. Ya da efendim güzel bir manzara, çok işte mutlu olduğunuz bir anı düşünürseniz tam tersine mutluluk basar vücudunuzu, rahatlarsınız, gevşersiniz, kalbiniz yavaşlar. Zihinsel sistemin bedeni bu kadar etkileyebilmesinin altında beden sisteminin son derece komplike ve çok sayıda faktörden etkilenen karmaşık bir sistem olması yatar. Dolayısıyla sadece yemeğe takılır diğer kısımları ihmal ederseniz ya da sadece spora takılıp diğer kısımları ihmal ederseniz vesaire vesaire bütüncül sağlığı yakalamanız mümkün değil. Bütüncül sağlık barış halidir. Yani hayatla barış olmak. Evinde, işinde, otobüste giderken, sabah çıktığında giderken, yürüdüğün yoldaki ağaçlara, kuşlara, kedilere hiç bakmıyorsan, yani onları görmüyorsan sağlıklı olman mümkün değil. Yani bir etrafına dikkat kesilmekte, her geçen anın nasıl yaşandığını fark etmekle ilgili bir mesele sağlık. O yüzden çok kasmayın yani yiyin, çok baklava yemeyin mesela, gerek yok. Arada bir yiyin. Hiçbir şey tek başına zararlı ya da faydalı değildir. En çok zararlı olan şey kendini tanrı zannetmektir. Ne demek o? Hayatımızın hükmü ve kararı elimizde gibi hareket etmektir. Bu tanrıcılık oynamaktır. Yapmayalım. Gereksiz strese girmeyelim. Taşıyamayacağımız yükü sırtımıza yüklemiyoruz efendim. Salın gitsin. Hayat güzel.